karşınızda Eylül! Ve şimdi de karşınızda Duana! Şimdi de karşınızda canımız ciğerimiz İlker Aylak. Gel şöyle gel. Gel Roni gel 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 gel. Sevgili seyirciler, 10 numara 5 yıldıza hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, çok teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki insanlar üçe ayrılıyor. Kadınlar, erkekler ve çocuklar. Biz üçüncü türle eğleniyoruz. Sizler de eğlenmek istiyorsanız fox.com. Eğlencemizde kaybetmek yok. Gelen her arkadaşımıza hemen bir kitap hediye ediyoruz. Çünkü kitap... bir insanın en iyi dostudur. Bitti mi? Bitmedi. Gelen her arkadaşımız için 10 numara 5 yıldız korusunda bir fidan dikiyoruz. Birlikte büyüsünler. En çok da buna sevinir. Birlikte! Ve aşırı keçi sütünden bir enerji patlaması. Ve bitti mi? Bir dakika, bir dakika. Bitmedi. Bir dakika. Gelen herkese bir tane de İstanbul Oyuncak Müzesi bileti. Nasıl bir müze? Çok eğlenceli. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. 10 numara 5 yıldız. Başlatayım mı? 10 numara 5 yıldızı başlatayım mı? Yok bak, sen kocaman adamsın. Ben gıraktan kaybettim. Bana dedi ki, sen kocaman adamsın, gaydıraktan kayıyorsun dedi. Ne yapayım, ben de büyüyünce çocuk olmak istiyorum. Sevgili seyirciler, hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, 10 numara 5 yıldız başlıyor. Darariririram. Darar. Vay, vay. Roni de yakışıklı ben. 100 yılın savaşı. Eyvah. Ben Sıla'yla dövüşebilirim. Tabii ki. Şu cesaretin yarısı bende yok. Kesinliğe bak abi. Ya. İndir o elini, indir. Oğlum indir. Oğlum indir o elini bak. Vasiyet bıraktınız mı bir yerlere? Ben... Allah yâre, ne yapıyorsun oğlum? Ben bu kıyafeti giydim sadece Eylül'e göstermek ben, için yakışmıyor diye. Allah yarabbi, Allah yarabbi. 10 numara 5 yıldız devam ediyor. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, karşınızda Sıla. Sıla, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Çok iyi bir giriş yaptı ha. Uçar tekme. Uçar tekme mi, uçan tekme mi? Uçan tekme. Uçan tekme. İlker Bey. Buyurun. Onun kuşağının rengi ne? Kahverengi.
Beyaz da değil yani. Evet, kahverengi ilerlemiş. Ay Cookie, ben en sonuncu kuşaktayım. Sen ne diyorsun? Beyaz hiç olur mu? Kahverengi kuşaktan daha bir de siyah kuşak mı var? Siyah kuşak var. 26 tane kata ezberlemem gerekiyor. Eğer onları başarıyla yaparsam siyah kuşağa geçiyorum ben. Bravo! Senin kahverengi kuşağın varsa ben de komple kahverengi. Sıla, karate yapıyorsun öyle mi? Evet. Ne kadar zamandır? 2 senedir. Allah Allah, nereden çıktı bu karate? Ben çok hoşlanmıştım. Böyle bazen internette de görüyordum. Hem kız karateci havalı bir şey olacağını düşündüm ve o yüzden buna katılmak istedim. Ay be! Serpil ve Mustafa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karate ben sizden geçmedi herhalde. Alakanız var mı? Geçmedi ama biz çocukluğumuz köyde geçti. Bizim çok hevesimiz vardı açıkçası benim. Dağlarda kendi kendimize filmleri izleyip karate yapardık. Sonra bizler yapamadık. En azından kızım yapsın diye çok heveslendik. O yüzden annesi de kendisini en azından savunma bir spor olduğu için katılmasını önerdik. Vallahi sizi tebrik ediyoruz. Özellikle kız çocuklarının bu tip aktivitelere gitmesi konusunda, spora yönlendirilmesi konusunda buna destek veren bütün ailelere büyük hayran. Helal olsun. İlker Bey, efendim? Ben sizi ilk öncelikle çok seviyorum ve programlarınızı her zaman izliyorum. İlk siz varsınız. Hayır. İlker. Tamam, hayır. Çok İlker. çok teşekkür ediyorum. İyi ki sen varsın. Teşekkür ederim. İyi ki sen varsın. Peki hedefin ne karatede? Hedefim bazı insanları dövmek değil ama kendimi büyüyünce bana karışan biri olduğu zaman kendimi savunmak ve ona yani tehdit etme. Haddini bildirmek. Evet, haddini bildirmek. Karışmayın şu kızlara, kadınlara. İlker Bey. Asla kadınlara karışmayacaksınız. Kadınların böyle konuşmasına ihtiyacımız var. İşte bu. Kim daha çok konuşuyor evde? Annen mi baban mı? Ben. Sen. Senden sonra annen mi baban mı? Ben. Senden sonra baban mı annen mi? Annem. Şöyle be. Şu eşitliği bir bozalım. Kim daha çok uyuyor? Annem. Şimdi Sıla bizim için bir kata gösterisi yapacak. Ben anlamam kata işinden. Ronnie, karate nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Ah, bilmediğin bir şey. Çok şaşırdım. Ama... biliyorum. Şaka yaptım. Komik bir şakaydı ama değil mi? Evet. Söyle bakalım ne? Karate bir savunma sporu. Hareketlerimiz kolay değil. Çok çok zor hareketler. Bu hareketlerde ben Sıla'ya eşlik edemeyeceğim maalesef. Eşlik etmesi için işi ehline bırakacağız. Bir şampiyonu ağırlayacağız. Alkışlarınızla Sıla ile beraber Hakan Yağlı. Soy ismi Yağlı. Adama bak. Hoş geldiniz. Mikrofon getiriyorum, pardon. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Size... Şampiyon diye anons ettim seni. Evet. Şampiyonlukların neler? 5 dünya, 12 Avrupa,
12 Akdeniz. Yani manavdan sebze meyve alır gibi madalya almış. Önce Sıla ile beraber bir kata çizmenizi rica edeceğiz. Ondan sonra da benle beraber gündelik hayata dair bir iki numara yaparız. Artık kolumu bacağımı ne istiyorsan. Ben de yapacak mısın? Elbette yaparım. Şeref duyarım. Bir yerinizi kırmam. Hiç merak etme. Çok teşekkür ediyorum. Ben mikrofonu alayım. Tabii, ne demek? Sıla katasını çizsin. Ben gerektiği gibi yanlış olduğu zaman söyleyeyim. Tamam. O zaman mikrofon size kalsın. Evet. Hanımlar beyler alkışlarınızla Sıla. Süper, süper. Yanlışın çok güzeldi. Yanlışın olmadı. Aksamadan başka. Tamam. 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 Peki kata çizmek nedir? Neydir? Olay ne hocam? Karate boş el anlamındadır. Savunma sanatı olarak söylüyor. Doğu sporlarında hepsi boş el. Bu sayılan katalarda? Kata. Bir de bizim diğer dalımız var. Dövüş. Evet. Kumite. Evet. Kumite dalında dövüş. Biliyorum. Evet. Şimdi ben Sıla ile dövüşebilirim biraz. Gerçekten mi? Evet. Eğer Sıla kabul ediyorsa dövüşebilirim onunla. Tabii ki. Tabii ki. Ama... Şu cesaretin yarısı bende yok. Yani stüdyoda yanımda 7 kişi daha olsa dövüşelim mi dese önce bir konuşalım derim. Evet. Ama Sıla'daki kesinliğe bak. Tabii. Eğer Sıla kabul ediyorsa dövüşebilirim onunla. Tabii ki. Sen merak etme. Sen dinlen. Ben devam edeceğim. Ver. Gel. Gel. Şurada dinlen biraz. İlker, ne yapıyorsun? Doğru be oğlum. Ne olabilir ki yani? Ya sen bize lazımsın. Ah be oğlum. Gelir değil mi? İlker Bey'in çelik yeleğini getirin. İlker Bey. Çelik yelek getirin. Ama beyaz kuşak oğlum. İlker Bey. Yalnız. Ne demek? Geleceğim. Yahu. Beyaz kuşak. Bunu giyen herkes havalı oluyor. Ben eczane çırağı gibi oldum. İlker Bey. İlker Bey.
Efendim. Yine benzemiyorsunuz. Eczane çırağı falan değilsiniz. Siz yeter ki kendinize güvenin. Hiç kimse eminim öyle değildir, değil mi? Bak, benim öğrendiğim dövüş şöyle oluyor. Tamam mı? İndir, şey, o elini indir. Şey, oğlum indir. Bir şey söylemek istiyorum. Oğlum indir o elini. Bak kime diyor. Ya, bak ben buraya kadar biliyorum. Buyurun. Sizi ayrıca seviyoruz. Pardon, pardon. Hemen şu mikrofonu ver. Biz sizi ayrıca seviyoruz. Peki vasiyet bıraktınız mı diğerleri? Oğlum o mikrofonu indir. Hayattan, söyleme kimse duymasın. Rezil. Hayattan sıkıldınız galiba. Hayır, bir dakika. Yanlış anlaşıldı. Evet. Üstadım, ben ne dedim ben size? Şu ben Allah 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 ya ne yapıyorsun oğlum? Taş yok mu taş? Ben bu kıyafeti giydim sadece Eylül'e göstermek için yakışmıyor mu diye. Biz sizi ayrıca çok seviyoruz. Aga ne yaptın sen? Peki. Ayrıca sevdiğimiz için. İnsan sevdiğine böyle yapar mı ya? İşte yapmak istemiyoruz o yüzden. Peki ne yaptın abi az önce? Bir dakika. Bir daha yap bak. Allah ya Rabbi Allah. Dur be. Ya kafanda sinek vardı. Onu ben, bir dakika ya. Oğlum ben stüdyoya gelen... Anladın mı misafire? Dertkale. Gelsene oğlum buraya. İlker Bey sen bize lazımsın. Stüdyoya gelen misafire kaba davranmamak için. Kendini zor tutuyorsun. Hala zor tutuyorum ve kendimi şurada tutuyorum özellikle. Orada tutmuyorum ki ne olur ne olmaz diye. İlker Bey. Efendim. Kardeşimi yanıma çağırabilir miyim acaba? Efendim? Kardeşimi yanıma çağırabilir miyim? Tabii tabii ailenizde gelin. Ben de bizim sülaleyi çağıracağım. Başka türlü baş edemeyiz. Kardeşini gel çağıralım. Sahneye gelelim. İlker Bey. Gel gel gel. Kardeşini niye çağırdı biliyor musun? Neden? Senin karşına ancak o çıkabilirdi ondan. Gel. Ne oldu ne oldu? Oh my God. Gel. Gel buraya. Seyirciye dönelim. Sıla'ya da Seda'ya da 10 numara 5 yıldızı vereceğiz. Çünkü yaptığı gösteri 10 numara 5 yıldız. Ve eğer müsaade ederseniz madalyasını bir dünya şampiyonu elinden al. Ve hocam şöyle vereyim mikrofonu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bu kadar büyük şampiyonluklar, büyük başarılar. Yanında küçük dostlar için de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu sporun sevilmesine de katkıda bulunmak için yaptığınızı biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gelmiş benim stüdyomda. Yok işte İlker şöyle yok. Ne o? Kendine güveniyor musun? İlker oğlum Bey. Burası benim stüdyo dedim. Efendilik sen de kalsın ya. İlker Bey. Arkasına bakmadan topuk. Arkanda. Az önce hocam biri sizin hakkınızda konuştu burada kovdu konu. Gitti. Defol git buradan benim stüdyoma giremezsin. Serseri. Canım hocam. Adem, en kötü huyu ne? Evde de aynı. Ben hiç konuşmam. Hep o konuşur. Sen kendin söylesene Adem, hep ben konuşuyorum. Böyle yanlış lanse edecek ama lütfen. Adem, gak de guk de, ekmek de, su de, bir şey de. Söyleyeceğin şeyi de o söylüyor. Ay, Adem, Adem başımı şişirdi. Adem susmak bilmiyor. Vay, vay. Kolay değil. Stüdyoda bir manken ağırlıyorum. Çok güzel durdun. Bunun da yakışıklı ben. 100 yılın savaşı. Eyvah.
Bol Bey yapma anneciğim, ben doğurdum seni. Bol! Birbirine çok yakın iki hediye. Öncelikle hemen kardeşine ve sana bir tane kitap. On numara beş yıldız korusunda fidanınız hazır. Teşekkür ederim. Ve sıra geldi diğer hediyeye. Bir şey diyebilir miyim? Lütfen söyle. Fidan nerede? Hani... Seferihisar'da, İzmir'de. Evet. Sen İstanbul Oyuncak Müzesi'ni, İstanbul Oyuncak Müzesi'ni gördün mü? Hayır. Görmen lazım. Kardeşine de sana da bir tane İstanbul Oyuncak Müzesi bileti. Baba senin için bir akülü motosiklet, anne senin için bir akülü çocuk ATV'si. Baba neden seçelim motosikleti? Motosikletle parkta istediği gibi kullanabilir. Motor kullanmayı istiyordu kızım. Bu yüzden motoru seçeceğini düşündüm. Peki anne neden ATV'yi seçelim? Parkta da kullanabilir, arazide de kullanabilir bunu. Bir de ben on numara bir düşüş istemiyorum da ondan. Ayrıca arazi özelliği mi var ATV'nin? Evet, arazi bir özelliği var. Burada fotoğrafları daha yakından göreyim. Biri üç tekerlekli, biri dört tekerlekli. İstersen kardeşini de al yanına, ona da sorabilirsin. Gel. Gel bakalım. Ama söyleme tamam mı? Sen hangisini isterdin? Göster, bak karıştırıyorum, bekle. Heh, tamam, söyle bakalım. Onu mu isterdi? Tamam, peki sen yine kararını kendin vereceksin. Düşündün mü, son söz verelim mi annenle babana? Şimdi aynı şeyi seçmişler mi? Sıla'cığım bak bu daha havalı. Bir karateciye bence bu yakışır, arazide kızım, de kullanabilirsin. Kızım anneni pişirmek istiyordun, iyi düşün. Mesela Seferihisar'da bizim ormana gideriz onunla. Evet. Hangisiyle? Senin. ATV'yle. ATV'yle. Sen düş. Ben mi düşeyim? Neden ben düşüyorum? Evet. Bir dakika gelmek düşünebilir miyim? Tabii ki düşünebilir. Hacı ablam seni seçmez. Söyleme. Bir şey söyleyebilir miyim İlker Bey? Buyurun. Kızımla gerçekten gurur duyuyorum. Gerçekten derslerinde de istekli olarak çalışıyor. Hedefi çok yüksek. Artı Atatürk'ün hayatını okudu ve Atatürk'ü kendisine örnek almıştır. Örneğin harçlıklarımın bir kısmını babacığım Atatürk gibi ayırıp kitap alıp okumak istiyorum. Göster hangisini seçtin? He? Hangisini seçtin göster. Üzülmeyin sakın ha. Ben ikinizi de çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Seni seviyoruz kızım. Bak ne yap biliyor musun? Gözlerini kapat. İlk gözünün önüne hangisi geliyorsa onu seç. Tamam. Zaten ikisini de çok seviyorum. Bana karıştırır mısın? Ay. Peki aklıma bir fikir geldi. Aç gözlerini. Gelmek istemiyorum. Ay seçeceğim. Ha öyle değil mi? Ha. En temizi. Seç birini. Seç. Allah, vallahi şansa. Bir buru bu biri. Ha biri bu buru. En çok sağımı seviyorum. O yüzden sağ. Bunu seçtim. Bu senin, bu düşüyor. Göster. Oo. Öyle arkadan göster. Hayır göstermeyeceğim. Kimse bilmiyor. Herkese sürpriz. Bunu seçtin, bu gidiyor. Beraber oturabilirsiniz kardeşinle böyle. Tamam. Bunu seçtin, bu gidiyor. Of, bunu seçtin, bu gidiyor. Bu ilk defa alıyor. Annemle babamı sakın göstermeyin. Hayır, merak etme. Vallahi şansa. Eyvah. Kim düşecek? Kim düşecek? Şu anda gerçekten şansa düşecek. Ben düşecek. Kim düşecek? Kim düşecek? Şimdi kollarda saatler yok. Ayakkabılar topuklu değil. Tamam. Sevgili seyirciler. Vallahi 10 numara 5 yıldızda ilk defa. Ben dahil olmak üzere şu anda kimin düşeceğini kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Sadece kapı açacak olan kişi biliyor. Ama çok merak ediyor. Aynen benim yüreğim. Bakmayın ha. Burada rahat olmadım ben. Bey. Kim nasıl düşüyor görmüyorum. Benim de görmem lazım. Ay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 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
Ama hiç heyecan yokken beni heyecanlandırdınız yani. Hiç heyecan yapmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Ben sizi de tutup alıyorum. Hayır, tamam bitti. 5, 4, 3, 2, 1 diye sayacağız, tamamdır. Kapatın gözlerinizi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allah ya. Yok kesin ben gideceğim. Nasıl tanıştınız? Açılmıyor. Nasıl tanıştınız? Yok benimle konuştuğu için ben gidiyorum. Nasıl tanıştınız? Biz aynı köylüyüz. Ne güzel. Sizi bizim köye de bekleriz. Hangi köy? Neresi? Neresi? Malatya Arapgir Yeşilyayla köyü. Bütün Malatya'ya selam olsun o zaman. On numara beş yıldız devam ediyoruz. Eğer siz de bu kaydıraktan kaymak istiyorsanız fox.com.tr başvurun. Sevgili seyirciler, Nihal ve Adem bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba. Birazdan da Oğul Bey gelecek. 5 yaşında, Allah bağışlasın. Teşekkürler. Oğul Bey ismini kim koydu? Aslında ben koydum. Ama eşim her yerde sorduklarında çok beğenildiği için ben koydum diyor. Neler çektiniz kim bilir? Gerçekten son çocuk doğduktan sonra bile gece yarısına kadar internetten isim araştırdı. Sen dedim nüfusa git, ne koyacaksan koy. Ben oğluma Oğul Bey diye hitap edeceğim dedim. Sonra nüfusa indi, ben inmedim. Arabadan ben inmedim. Kendisi indi, kimliği getirdi. Hemen baktım, baktım Oğul Bey koymuş. O günden beri, aa oğlunuzun adı ne, çok yakışıklıymış diyorlar. Oğul Bey diyor, ben koydum diyor. Öyle mi Adem? Ama kimliği ben çıkarttırdım. Elini de beline koyuyor mu acaba? Bu kadar basit. Eğer ki nüfus idaresinde başka bir isim söyleseydi o isim olacaktı. Her an, evet. Her an, her an olabilirdi. Peki ne kadar zamandır evlisiniz? Biz 7 yıllık evliyiz. 7 yıl. Nasıl tanıştınız? Ben kafe işletiyordum. Eşimin de kafenin hemen arka sokağında atölyesi vardı. Eşim reklam yapabilir miyim eşimin reklamını? Yap. Ahşap evler ustasıdır kendisi. Tahta üzerine her şeyi yapabiliyor. Şaka yapıyorsun. Zaten tahta deyince herhalde biraz şöyle. Aha! Ev istiyorum. Bak Cookie. Cookie tam senlikmiş mevzu. Benim meslektaş da ben sadece baraj yapabiliyorum. Belki bir ortaklık falan kurulabilir. Vallahi bilmem. Kuzey ormanlarına gelsin görüşelim. Eyvallah. Ben sizin aranızı bulacağım. Sonra arkadaş işte sabah atölyeye geçerken kahvaltıya geliyordu bizim kafeye. Kahvaltıya geliyordu. Sonra brunch'a dönüştü. Sonra öğle yemeğiyle karışık oldu. Baktım biz akşam kafeyi birlikte kapatıyoruz. Bu böyle olmayacak. Biz ayrılmayalım dedik. Vay be. Peki kim açıldı? Kimse açılmadı. O öyle mi oldu? Adem anlattı. Ben açıldım. Ha ne dedin? Adem anlattı. 3 ay gezdim. Ve? Ve sonunda oldu. Peki ilk kim seni seviyorum dedi? Ben. Adem. En son kim söyledi? En son az önce hazırlanırken Adem söyledi. Vay! Taze taze. Bir de şekil yapıyor adam, kütük işleri mütük. Ne kadar zarif bir adam. Sen en son ne zaman söyledin seni seviyorum diye? Saniyeler önce söyledim Adem bana söylemeden. Her şeyde bir cevap. Romantik bir evlenme teklifi falan oldu mu? Evlenme teklifi oldu. Ve biraz sipariş üzerine gibi oldu. Biz zaten evliliğe gidiyorduk da. Ama formalite icabı bir evlilik teklifi oldu. Ama ben tatmin oldum. Nasıl bir teklif? Bir dakika. Affedersin. Havai fişek falan patlamadı mı? Atölyede. Aman! Ne bileyim köprüde afiş asılmadı mı? Oradan tekneler, oradan havai fişekler, uçaklar olmadı mı? Yok. Aa! Sonra ne bileyim birden Kız Kulesi'nin şeyinde buldunuz kendinizi. Biz Ankara'dan geliyoruz. Gökten tek taş yağdı. Birini ağzıyla yakaladı ve falan olmadı mı yani? Oldu, aynen böyle oldu. ahşapta neydi? Atölyede mi oldu? Atölyede oldu.
Nasıl oldu abi atölyede? Atölyede teklif ettim. Diz çöküp benimle evlenir misin? Evet evet, aynen öyle oldu. En güzel huyu ne Adem'in? En güzel huyu sonsuz bir sabrının olması. Sonsuz. Bu kadar sabırlı oldun, nereden çıkartıyorsun? Bana tahammül etmesinden. Estağfurullah. Gerçekten. Gerçekten. Niye sana sabretmek çok zor? Ben bayan kaprismişim Adem'e göre. Çok kaprisliymişim. İşte bana tahammül ediyor, evliliğimi sürüyor. Oradan belli oluyor yani bence. Peki o... sen gerçekten bayan kapris misin yani? Evet, bence bayan kaprisim. Ben çok alınganım. Tamam, Adem'e göre değilmiş. Bak sana göre de öyleymiş. Niye bu lafı Adem'e kilitledin ki? İhaleyi ona bırakayım işte. Peki Adem, en kötü huyu ne? En ağzını kapatma huyu. Ağzını mı kapatıyor? Evet. Evet. Ya bir Adem bir şey söylesin ya. Adem. Evde de aynı. Ben hiç konuşmam. Hep o konuşur. Tam konuşma. Nihal'in en kötü huyu seni konuşturmaması mı? Kendi konuşması. Ama sen de az ve öz konuşuyorsun. Evet. Peki en güzel huyu ne? En güzel huyu evine, çocuklarına çok düşkün. Evet, başka? Anlat. Sana düşkün değil miyim? Evet, bana da düşkünsün. Onu neden söylemiyorsun? Nasıl öyle? Duyulmadı ama canım yani. Peki, romantik misin Adem sen? Yok, değilim. Bence romantik. Bence değilim. Nasıl romantik? Doğum günlerimde her sene aşırı derecede böyle hazırlıklar falan yapar böyle. Benim haberim yokmuş bu sene. Çiçeklerden yollar yapar, hediyeler alır. Unuttuğum doğum günü de var bunun içinde bir tane. Ben şunu merak ettim. Acaba Adem Bey evlilik yıl dönümü, nişan yıl dönümü, tanışma yıl dönümü... Acaba onları biliyor mu? Abi unutabilir mi böyle bir şeyi? Yok canım. Adem, bizim Adem. Yani hiç unutur mu yani? Ahşap evci Adem. Adem oldu. Hiç. Ya bırak bak, evlilik yıl dönümlerin tarihi şey değil mi? Say. 12 Mayıs. Evlilik yıl dönümümüz. Evlilik. Hayır, biliyor gerçekten, şu anda şaka yapıyor. Çünkü daha çok... Adem biliyorsun, niçin böyle... Adem Bey, size bunu yapmak istemezdim. Sorry. Hayır, biliyor, gerçekten biliyor. Bir dakika. Heyecan yaptı Adem. Bir saniye. 2 Haziran. Ademciğim. 2 Ağustos. Canım. 2 Haziran. 2? 2 Haziran. 2. 2 Temmuz. Canım. Evet. 2 Ağustos. Oldu mu? Bir dakika, sulandırmayın. Bir dakika. Ha? Doğum günü. Bir dakika. Evlilik yıl dönümü. Ne zaman? Zaten. Bundan sonra evlilik yıl dönümü sağlam kutlanmayacak. Hayır, kutlanacak. Zaten. Hayır, bir dakika. Hayır. İnsan bu kadar kalabalığın arasında şaşırıyor. Çok normal. Zaten İlker Bey, onu unutma gibi bir imkanın yok. Yani zaten 4-5 gün önce de hatırlanmaya başlıyor. O yüzden tutmuyor adam aklında. Evet, tutamıyorsun ki. Doğum günü? 12. ayın 11'i. Onu oradan hatırlıyorsun yani. 11-12 diye hatırlıyor oradan. Yoksa onunla hatırlayamayacak herhalde. 11-12, 5-5 tarihler ya. Peki çocuklar hani doğduktan sonra filan uykusuz kalır mı? Bakar mı, besler mi, büyütür mü? Oğul Bey doğduğu gün ilk günden itibaren... Bugüne kadar daha hiç gece uyanmadı. Asla ağlamadı. Söyleme, anlatma. Babası uysal olduğu için öyle. Adem'in de bu konuda bir tezi var aslında. Sen kendin söylesen, Adem hep ben konuşuyorum. Böyle yanlış lanse edecek ama konuş. Lütfen. Ya, yok, yanlış lanse edeyim. Hani ben çok konuşuyormuşum gibi sanki. Öyle hiç alakası yok. Şey yani sanki hiç öyle değil tabii canım. Hiç hanımefendi çok konuşuyormuş da. Adem az konuşuyormuş gibi hisse kapıldınız mı? Yok kesinlikle. Canım. Ne? Böyle bir şey yok. Rahat ol. Lütfen. Tezini söyler misin Adem bu sakinlikle ilgili? Babasını seven çocuk diyorsun. Babasını seven çocuk. Adem gak de guk de ekmek de su de bir şey de söyleyeceğin şeyi de o söylüyor. Ben kendim çok uysal olduğum için çocuğum da oğlum da aynı benim gibi çok uysal. Şeyi çok merak ediyorum.
Yukarıda hediyeyi nasıl pazarlayacağını çok merak ediyorum. Kesinlikle onu da beni satmaz. Öyle mi? Evet. Oğul Bey çünkü Adem göbeğinde büyüdü resmen. Göbeğinde büyüdü? Göbeğinde büyüdü, evet. Göbeği de yok ki adamın canım. Yani o şu mıntıkada büyüdü yani. O. Maşallah. Kim daha iyi tanıyor onu? Ne diyeyim? Anne olarak ben demem lazım da ne diyeyim? Ben. Evde kimin borusu ötüyor? Neyse bu soruyu sormayayım bak. O belli. Tahmini olan var mı? Yok. Herkes aşağı yukarı zaten mevzuyu kavradı. Bunlar gereksiz soru. Kimsenin vaktini boşa almayalım. Peki biz Oğul Bey'i davet edelim. Sizi yerinize alalım. Sohbetimize devam edelim. Wow! Ay. Ne oldu, yoruldum? Adem başımı şişirdi. Adem susmak bilmiyor. Rezil oldum. Ay vallahi aşk olsun ya, şaka yapıyorum ya. Hiçbir yabancı yok burada, çok rahat olun. Yapmayın. Yapmayın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam. Hakkınızı ödemler. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, karşınızda Oğul Bey. Oğul Bey hoş geldin. Vay ki ne vay. Nasılsın? İyiyim. Her şey yolunda mı? Evet. Çok şıksın, çok... Nasıl diyorlar? Çok coolsun yani. Gözlük, müzlük. Çok cantisin. Biliyor musun canti ne demek? Biliyorum. Ne demek? Yakışıklı demek. Vay! Ne demek? Yakışıklı demek. Yakışıklı demek. Değil mi? Bizim jüride de var canti. Bizim Roni Kevin son derece cantidir. Değil mi Roni? Evet. Özel bir cantiliği vardır onun da. Peki, Eylül sen bir modacısın. Sana daha sonra çokça soracağım ama nasıl buldun Oğul Bey'in kıyafetini, tarzını? Çok güzel buldum. Yani her şey tam tamına olmuş. Bravo, ki kolay kolay beğenmez yani. Gerçekten. Ve genelde böyle misin yani güneş gözlüğün? Falan hep taktığın şey mi? Evet. Ya soru soramıyorum. Kendimi alamıyorum yani. Peki. Evde en çok kim konuşuyor sormuyorum. Evde kimin borusu da yok. Evde kim daha çok uyuyor? Anne mi baba mı? Anne. Anne büyük bir hayal kırıklığına uğramış gibi. Hayır. Evde kim daha çok iş yapıyor? Anne mi baba mı? Baba. Sence annene mi daha çok benziyorsun huyların yoksa babana mı? Baba. Evet ben de... Böyle hani her soruya tek kelime cevap verince bir şey geldi aklıma ama... zaten gelişin A dedim, Adem'in oğlu. Sevgili seyirciler, kolay değil. Stüdyoda bir manken ağırlıyorum. Ve defile başlasın. Haydi bakalım.
değerlendiriyorsun kombinlerini, kostümlerini? Yani genel olarak beğendim ama bu kombininde bir tane hani sarı şey giymiş ya. Evet. O hani sweat shortlar olur ya. Evet. Öyle bir şey denir. Onu giyebilirdi yani onun yerine. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İlker abi sana bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Buranın en daha yakışıklı ben. Buranın en daha yakışıklı ben. Efendim? Peki Tuana, sen genel olarak nasıl, beğendin mi kombinleri? Bence yaşına göre çok güzel kombinlemiş. Bence süperdi. Bence evet. Bu kız çok zevkli. Efendim? Bu kız çok zevkli. Teşekkür ederim. Roni, sen genel olarak nasıl buldun kıyafetlerini, kombinlerini? Benim fikrim yok. Benim fikrim yok dedi. Neden? Hani... Asla bir işe bak ya. Sır olsun. Efendim? O sır olsun. Sır olsun. Gelelim sorduğun soruya. Sorduğun soru neydi? Bir daha sorar mısın? Benim de yakışıklı ben mi? Seyircilere söyleyelim. Roni, soralım mı? Evet, soralım. Peki. Misafirimizden başlayalım. Oğul Bey yakışıklı diyenler alkışlasın. Herkes kaç tane vurduysa aklında, değil mi? Peki, Roni yakışıklı diyenler? Hemen kimin kazandığını anlamak için sisteme soruyorum, tamam mı? Şu anda alkış ölçerimiz var bizim. Bakalım sonuç ne olacak? 100 üzerinden kaç puan almışsınız? Evet. Evet, İlk, evet, Oğul Bey'i alkışladık, doğru. Wow, o kadar yüksek mi geldi? Peki, Roni'nin alkışı? Wow! İkisi de 100 üzerinden 95! Peki, ben seni bu şeyde, ne derler, bu defileden sonra... Best Model Atlet ilan ediyorum. İşte böyle daha cool oldu. Ve tabii ki her güzele yapıldığı gibi... Oğlum bunu niye koydunuz? Bu Fahrettin'in. Best Model of 10 numara 5 yıldız. Sevgili seyirciler, ödüle gidiyoruz. Azra işaret dili biliyor. Mesela nasıl teşekkür ediyoruz? Bu mu? Bana bunu öğrettiğin için sana... 10 numara 5 yıldız devam ediyor. Baban bir trambolin seçmiş, annen de bir VR, sanal gerçeklik gözlüğü. Önce annene söz vereceğim çünkü sonra baban susmayacağı için... Babana soracağım. Buraya kadar sen şovunu yaptın, sen konuştun, sen kendini gösterdin. Bundan sonra annenle... Annen konuşacak. Evet, anne, neden sanal gerçeklik gözlüğü alalım? Sanal gerçeklik gözlüğü ol benim daha çok işine yarar. Ne gibi bir işine yarar? Yani... Dağarcığını genişletir işte. Bakar, izler, her şeyi izler. Oyunlar oynar, film izler, onları da yapar. İlker Bey! Peki. Annemiz sanırım orada birazcık korkudan konuşamıyor. Bana da öyle geldi. Peki baba, neden trambolin? Evde kanepelerin üstünde zıplamayı çok seviyor. Koltukları eskitmesin, bunda zıplasın. Sen evde kanepelerin üstünde mi zıplıyorsun? Evet. Ben de bayılırım.
Eve gider gitmez ilk yaptığım şey günün yorgunluğunu atmak için kanepelerin üstüne çıkıp zıplamaktır. Kendimi buluyor, deşarj oluyorum. Sizler de deşarj olmak istiyorsanız lütfen sizler de evlerinizde kanepelerinizin üzerinde zıplayın. Kamu spotu gibi olun. Döşemeci İsmail. Peki, trambolin ve sanal gerçeklik gözlüğü. Hiç aklında bir tanesi var mı? Birine daha yakın mısın? Birine yakınım. Vay, bir merak ettim onu. Acaba hangisi de? Bu düşsün. Tamam, dur. Dur. Peki, bu şu anda... Düşeni mi seçti o? Bir dakika, daha tam olarak karar vermedim. Ama galiba annenin biraz konuşması gerekiyor olabilir. Oğul Bey ama... Anne! En konuşman gereken yerdesin şu anda. Anneciğim, hani evde konuşuyorduk. Anne ben babamı düşüreceğim diyeceğim ama seni düşürmeyeceğim. Anne ben babamı düşüreceğim. Bir dakika, meseleye düşürüp düşürmeme olayıyla bakma. Mesele ödüllere odaklan. Ödüller, odaklan. Önünde iki tane ödül duruyor. Şu anda hangisi senin olsun istiyorsun? Bu benim olsun deyip eve götürmek istediğin hangisi? Şu. Manken çocuğun içinden başka bir şey çıktı şimdi. Oğul Bey yapma anneciğim bak ben de doğurdum. Anneciğim seni ben doğurdum seni. Ne kadar baban yani seni göbeğinde büyütse de ben doğurdum. Anne korkma sünger var sünger. Hangisini eve götürüyorsun? Hangi hediyeyi? Hangisini canın istiyor? Anne. Bak anneye babaya, hediyeye bak sen. Hangisini evine götürmek istiyorsun? Anne. Sen bir çocuksun ve bu senin en doğal hakkın. Öyle değil mi? Evet. Of ya. Oğul Bey lütfen. Evet seçim İlker bitti. İlker abi. Bitti mi? Bitti. İlker Bey ben buraya gelmeden önce programı izlerken bile başka yarışmacıları izlerken bu platformda ben televizyon karşısındayken bile gerginleşen böyle soğuk terler döküyordum. Şu anda ben kendim buradayım. Beni düşürmeyelim. Bu sefer değişiklik olsun. Bence beni düşürmeyelim. Değişiklik olsun bu sefer lütfen. Onu hediyeyi seçerken düşünecektik hanımefendi. Şaka yaptım şaka. Belli değil. Belki de ters manyel ters manevra yapıyorumdur. Kolunda saat var mı abi? Sizin var. Onu alayım mı ben? Adem lütfen. Eve de döneceğiz bak sevgilim. Eve gideceğiz buradan. Ademlik bir şey yok. Annene kıyma falan demesi lazım. Adem... Tercih Oğul Bey'indi. Ol! Dokuz! Bir dakika. Ben çok korktum. Hayır hayır. Gerçekten. Yüzümüzü şöyle dönelim. Düşeceğinizden değil. Oh. Hayır, hayır. Ben abartıyorum. Hayır. Ama bir anda açılıyor ya, şu anda bile açılabilir. Yavaş yavaş açılırsa zaten sürtüne sürtüne inersiniz. Onun laps diye bir anda açılması lazım. Böyle bak diye açılacak. Yok, ama şimdi değil. Zaten hemen düşmem hafif olduğum için. Elbette öyle. Biraz sürtüne elbette. Yani. Tam ayaklarınızın doğru yerde olduğuna emin olunuz. Kollarınızı oymaktan açmayınız. Koltuğunuzu dik, öndeki hayır masayı kapalı ve... O yok, o değil ya. Tamam, lütfen. Beş, dört... Üç. Şaka şaka. Oğul Bey bir daha sorabiliriz. Oğul Bey sen kararını verdin değil mi abicim? Evet. Tamam sordum işte. Ya ben Oğul Bey'e kısa bir şey daha söyleyebilirim. Geçti. Neyse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adem Oğul Bey'le konuşur musun sevgilim lütfen? Oğul Bey baban sana bir şey diyecekmiş. De. Seni Evde... Kimin borusu? Kocacığımın. Sevgili seyirciler, son sözleri evde kocacığımın borusu ötüyor oldu. 10 numara 5 yıldız devam ediyor. Eğer bu kabanın altında ne olduğunu merak ediyorsanız fox.com.tr'ye başvurun. Karşınızda Azra Şenol.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Vallahi seni bekliyorduk ya. Acayip bir gösterin var değil mi? Azra işaret dili biliyor. İşaret dili mi? Evet. İşaret dili. Yani işitme engellilerle anlaşabilmek için işaretle konuşma. Doğru mu tarif ettim? Evet. Biraz kasaplama bir tarif ama fena bir tarif değil. Mesela işaret diliyle ne, mesela nasıl teşekkür ediyoruz Azra? Nasıl? Bu mu? Bana bunu öğrettiğin için sana... Şimdi biz, yani Azra işaret diliyle bir şarkı söyleyecek. Yani bir şarkı paylaşacak bizimle. Hangi şarkı? Gece gölgenin altına bak. Efendim? Gece gölgenin altına bak. Gece gölgenin... Bu şarkıyı bir kere bilmeyen var mı? Bilen var mıyı sormuyorum. Bilmeyen var mı? Bir başlayın bakalım nasıl söyleniyordu? Gece gölgenin rahatına bak, beni gönlünün bahtına yar. Dur, tamam. Bu şarkıyı söyleyen sevgili kardeşim bunu duysaydı fenalık geçirirdi. Öyle. Bizi izleyince bunu görecek, montajda atalım bari buraları, duymasın böyle şeyleri. O zaman Azra işaret diliyle bu şarkıyı söylerken bu şarkının kendisinin de birisinin söylemesi gerekiyor, öyle değil mi? Kim söylemek ister, var mı aranızda? Eylül'le Tuana söylesin. Az önceki tecrübemiz çok kötüydü. Ha. O yüzden diyorum ki... Kim? Sen söyle. Perde! Çok teşekkürler. Çağatay da tıpa söyledi. Azra'nın performansı 10 numara. Evet. Thank you. Çok çok teşekkür ediyoruz. Azra 10 numara 5 yıldız aldı. Geldiği için, zahmet verdiği için sevgili kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda hepiniz adına ona sarılıyorum. Paşam benim, çok sağ olun. 10 numara 5 yıldız hediyeyle devam ediyor. Süper. Ve 10, nasıl oldu 10? Numara 5 yıldız devam ediyor. Ay ay, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Türkiye'deki bütün engelliler adına, engelli aileleri adına sizlere, onlar adına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Azra'nın da böyle bir şey yapıyor olması bu yaşta olağanüstü bir şey. Daha önce burada konuklarımızı ağırladık. Kimi dostlarımızı, bir takım rahatsızlıkları olan, engelleri olan dostlarımızı. Sevgili seyirciler, Türkiye nüfusunda %6.6 engelli oranı. Ve ailelerini de düşünelim lütfen. Çünkü bir aileyi 4 kişiden genelde... hesap ediyoruz ya, 6.6'yı 4 ile çarptığımızda yani %25'leri buluyoruz. Türkiye nüfusunun %25'i ya engelli ya da engelli yakını. Şimdiye kadar konuştuğumuz bütün programlarda, projelerde de hep şundan bahsettik. Asıl engel, engellerin ve engellerin farkında olmamaktır. Burada ben programın her zaman için yaptığım bütün programların
%6.6'sını engelli dostlarımıza ayırıyorum. Kim bizi ziyaret etmek isterse buyursunlar. Başımın üstünde yerleri var. İlker Bey. Kuki lütfen buyur. İlker Bey. Buyurun. Madem her şeyi öyle yaptık, alkışı da onların istediği gibi yapalım mı? Nasıl? Alkış. Hay süpermiş. İşte bu. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Bize bunu konuşma ve söyleme fırsatı verdiğiniz için de. Evet. İlker Bey. Biraz ben ismimi işaret diliyle yazabilir miyim? Nasıl yazıyorsun? Soralım. Biz çekim arasında Azra ile çalışmıştık. Ben yapabilir miyim? Evet, görelim. Wow. Ne kadar çok kişiye ilham verdin. Çok teşekkür ediyorum. İlker Bey. Efendim efendim. Efendim yavrum. Efendim canım. Bu kız buradan kaydı ya. Sen 10 numara 5. Yok, bu kaygıraktan kaymak istiyorsanız fosfukla dedin ya demedin. Bu kaygıraktan burada. Sen söyle o zaman Efecan, söyle. Tamam. Bu kaydıraktan kaymak istiyorsanız... Bu kaydıraktan kaymak istiyorsanız fosfukta.com.tr box.com.tr'ye başvurun. Ya. Söyle. Tamam. Dur bak, söyle hem dur İlker abi bak. Bakın Efecan bu... kaydıraktan kaymak istiyorsanız fosfukta.com.tr'ye... adresine başvurabilirsiniz. Oğlum şimdi söyledik ya zaten. Tamam bunu artık. Hayır. Adam çok hassas bu konuda Efecan ve çok haklı. Herkes gelsin bu eğlenceye katılsın istiyor. O yüzden böyle aferin be sana. Şimdi anne ve baba birer hediye seçti senin bu 10 numara 5 yıldız performansın için. Bu hediyelerden bir tanesi bir yatak. Araba yatak. Bir diğeri de çalışma masası. İkisi de 10 numara 5 yıldız hediye. Baba, neden çalışma masası? Baba. Kızım. Kızım, ne güzel girdi, yumuşacık kızım. Resim yapmayı çok seviyor. Birlikte vakit geçirebilmek adına... Normalde şu anda abisinin masasını kullanıyor aynı odada. Öyle mi? Bu sene kendilerinin odalarını ayıracağız inşallah. Kendi odasına, kendi masasını kurmak adına... ...kendi resimlerini kendi masasında yapması adına çalışma masası diyorum. Yalnız Azra'dan çok abi sevindi. Hadi inşallah onu kabul eder ya, gitsin masamdan diye. Anne baba da yatırım bu arada odaya yapmış. Bir diğer hediye de araba yatak. Çünkü anne. Çünkü çok güzel bir yatak. Kırmızı alev gibi yanıyor oradan. Fark ediyorsan bak şöyle. Bence yatağını değiştirmenin vakti gelmişti. O yüzden bence beni seç. Yeni oda yeni yatak. Soruyorum sana. Ey Azra. Ne kadar güzel bir isim Azra. Karıştırdım. Açıyorum. Gösteriyorum. Bak. İşaret. Tereddütün mü var yoksa? Diğerine de bir gitti geldi. Çalışma masası değil mi kızım? Son bir bak bakayım. Onu seçti. Ne seçtin? Bu da. 10 numara 5 yıldız. Ay. Seçmediği gitti. Yan korktum şu an. Seçti. Burada. Aman. Şaka yap. Evet. Allah ya. Kel Bey benim yerime düşmek istiyorsunuz herhalde. Ha? Yok. Ah ya. Siz nasıl merak şey yaptınız işaret diline? İlgim vardı. Aha. Daha sonradan profesyonel bir eğitim aldım. Aha. Eğitim aldıktan sonra da bu eğitimi vermeye karar verdim. Bu kadar.
gergin misiniz? Şu anda biraz, evet, bir Yusuf Yusuf var yani. Efendim burada bir hava var böyle Yusuf Yusuf diye. O da çok normal. Kim gelse o sesi duyarız yani. İlker Bey. Buyurun Kuki. Düşüyorum. İşaret diliyle nasıl söyleniyor? Düşüyorum. Düşüyorum. Düşmek. Ha. Şu. Acaba hangisi yapacak onu? Kim? Kim nasıl? Kim nasıl soruluyor? Kim? Pardon, düşün. Kim? Kim düşecek? Heh. Düşecek. Sor. Düşecek. Ha. Bakalım. Dur bakayım. Kim? Kim düşecek? Düşecek. Bakalım, evet. Bakalım. Bence, bence baba düşecek. Baba mı? Yoksa? Anne mi? Anne mi düşecek? Bakalım. Baba mı düşecek? Anne mi düşecek? Bravo! Sen. O halde çok basit. 4, 3, 2, 1 dediğimizde düşme işlemi gerçekleşecek. Bunun provasını almış olduk. İkiniz de işaret diliyle vedalaşın. Bakalım kim düşecek? Peki, o zaman nasıldı? Sizi seviyoruz, nasıldı? Sizleri? Sizleri seviyoruz. 10 numara 5 yıldız devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Sevgili seyirciler, sizler de bizimle beraber olmak isterseniz pop.com.tr'ye başvurun. Gelin birlikte eğlenelim. 10 numara 5 yıldız bitti. Görüşürüz. Söyle kim kimin umrunda? Vay, vay. Bunun da yakışıklı ben. 100 yılın savaşı. Eyvah. Ya. Ben Sıla'yla dövüşebilirim. Tabii ki. Şu cesaretin yarısı bende yok. Kesinliğe bak, tabii ki.